Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Türkiye'nin 100 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onu temsil yetkisiyle onurlandırılmış bir çocuk olarak hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan biz çocuklara armağan edilmiştir. Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de yaşananlar hakkında da birkaç cümle kurmak istiyorum. Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Çocuklara armağan edilen bu özel günde tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böylesi acılar yaşamamasını temenni ediyorum. 23 Nisan 1920 tarihi büyük Türk milletinin önemli günlerinden birisi olmanın yanında milletimizin her zaman en büyük güçlükleri dahi kendi iradesi ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu ve haklı mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir. Bu özel günde Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıran bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Türkiye 100 yılına ülkemiz adına ilk kez gerçekleşen insanlı uzay göreviyle adım attık. Tarih boyunca bilime sayısız katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olmaktan gurur duymaktayım. Tarihten bu yana taşıdığımız misyonla Türkiye 100 yılında bilim adına dünyaya yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Geleceğin teminatı biz çocukların ufkunu açacak daha nice başlangıçlar temenni ediyor ve şahit olduğum bu gelişmelerden gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Bu duygularla biz çocuklara armağan edilen ve milli iradenin her şeyin üstünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yüreklerinizden heyecan hiç eksilmesin diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Gazze şehri. Gazze şehri cayır cayır yanıyor. Bombalanan her haneden feryatlar yayılıyor. Gökyüzünün aydınlığı zapt ediliyor. Duvarlar yıkılıyor. İnsanlar katlediliyor. Çocuklar. Çocuklar daha el kadar çocuklar. Henüz ayaklar üstüne duramadan gece gündüze hep karanlık rengini veriyor. Savaşın çocuklara alnından vuruluyor. Gök gürültüsü zannediyor. Toprak altında bir umutla. Mermilerden kaçıyorlar ellerinde gül yaprağıyla. Bir veba gibi sarmışken barut kokusu ortalığı. Yalnız Allah'a yalvarıyorlar yakarışlarla. Güneşin yüzü kirlenmiş. Hayatı ısıtmıyor. Gökyüzünde anaların feryadı süzülüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz ben de size bayrakla ilgili bir şiir okumak istiyorum. Kimin bu şiir? Arif Nihat Asya. Maşallah. Benim kızım da ilkokula giderken bu şiiri okumuştu. Buyurun. Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım.
dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yermeyen. Nereye dikilmek istersen söyle, 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 seni oraya dikeyim. Bak, böyle işte şiiri okuduğun zaman ağlayarak okuyacaksın ve ağlatacaksın. Sayın Cumhurbaşkanım, Efe Yağız her provada son kısımda aynen bu şekilde duygulandı. Yani bu. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, söyleyeceğim başka bir şey var mı? Söyleyeceğim başka bir şey yok. Bulunmamaktadır. Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanım, basın mensuplarımızın Cumhurbaşkanımıza bir sorusu olacaktı. Bir tane olur mu ya? He? Ne kadar istiyorsun? Evet, sayın basın mensupları, bugün bana yok ha. Cumhurbaşkanı burada. Peki o zaman, sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Çok genç görünüyorsunuz öncelikle. Tövbe tövbe. Siz çok gençsiniz. Çok sağ olun. Bak ne diyor. Bak bak. Çok hassas yerden yakaladı. Öyle oldu. Dünyanın siz benden daha genç görünüyorsunuz dedi. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Benim şimdi size soracağım soruyu sadece ben değil, kendi ebeveynlerinizle vereceğiniz cevabı yakından merakla bekleyecek milyonlarca ücretli çalışanı yakından ilgilendiriyor. Efendim, bu yılın Temmuz ayında bir ara zam öngörüyor musunuz? Öngörüyorsanız da gönlünüzden geçen rakamı bizlerle paylaşmak ister misiniz? Öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün bizim bayramımız. Bu yüzden ekonomiyi bu özel günü karıştırmak istemiyorum. Lütfen bizim bu özel bayramımızla alakalı sorular sorun. Sayın Cumhurbaşkanım, biz sizi hep çocukların yanında mutlu ve huzurlu görüyoruz. Bununla ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Evet, öncelikle burada olmak çok bambaşka özel bir duygu. Ve aynı zamanda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım, hem arkadaşlarımla beraber buraya seçilmiş özel çocuklarız. Bu yüzden buraya gelmek bizim için bambaşka bir ayrıcalık, bambaşka bir güzel duygu. Bu yüzden burada olmak beni sanki bulutların üzerinde kanatlarımla uçuyormuşum gibi çok hafif hissediyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz bütün kabine toplantılarımızı burada yapıyoruz. Evet. Ve Türkiye'nin kaderiyle ilgili her adımı buradan atıyoruz. Evet, hatta bu basın mensupları bile buraya bugüne kadar hiç girmediler. Değil mi? Önümüzdeki günlerde tasarruf konusunda devlet olarak hangi adımlar atılacak? Teşekkürler. Öncelikle tasarruf önemlidir. Eğer ki tasarruf yapabilirsek devletimiz çoğu alanda gerektiği zaman, ki inşallah mühim bir durum olmaz da gerekmez, o duruma yetecek parayı sahip olmalı tabii. Ama çok şükür devletimiz bu durumda çok iyi kararlar alıyor. Ve gerektiği zaman her türlü alanda bu para bizlere gayet iyi bir şekilde yetiyor. Ve her türlü önlemimizi düzgünce alabiliyoruz.